Alaska'da yaz mevsimi. Alaska'da yaz mevsimi aynı zamanda turizm sezonu demek. Binlerce turist bölgeyi keşfetmek için yolcu gemileriyle Alaska'nın yolunu tutuyor. Başkent Juneau'daki limana yanaşan gemilerinden inerek bölgeyi keşfetmeye çalışıyorlar. Um, I mean, the view... Görüntü muhteşem ve üstüne yok. Bu kadar kalabalığa alışık olmayan bazı Alaskalılarsa bu mevsimde hayatlarında bir değişikliğe gidiyor. Başka bölgelere çekiliyoruz, sessiz olan bölgelere. Ama turistlerin bölgeye akın etmesinden oldukça memnun olanlar da var. A really great opportunity for young people. Bu gerçekten gençler için iyi kazanabilecekleri işler açısından çok iyi bir fırsat. Benim gibi sıradan insanlar için de kendi adıma isim yapmak iyi bir seçenek. Alaska'da turistler için balina turundan doğa gezisine kadar birçok seçenek var. Ama en fazla ilgi gösterdikleri ise Mendenhill buzulu. The Mendenhall, Glacier is iconic. I mean, you know... Mendenhall buzulu sembolik, kentteki en önemli turistik tur bölgesi. Ama turistik açıdan bu en çekici buzul hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde eriyor. Ve Alaska Üniversitesi'nden araştırmacılara göre buzul 2007-2021 yılları arasında 8 futbol sahası büyüklüğünde eridi. If you have eyes. Gözlerinizde görebilirsiniz. Buzul eriyor. Bununla ilgili çok konuştuk. İşimizin şimdi büyük bölümünü oluşturan balina izleme turlarıyla kent turunu geliştirmemizin nedenlerinden biri de bu. Sanırım işler değişecek. Turistlerin buzulu rahatça görebileceği bir ziyaretçi merkezi de var. Ama erime bu hızla devam ederse 2050 yılında Mendenhıl buzulu artık ziyaretçi merkezinden de görülemeyecek. Bu çerçevede Mendenhıl buzul bölgesini yönetmekle görevli daire, gelecek 30 yılda ziyaretçilerin buzulu görme konusunda sorun yaşamaması için buzul çevresinde yeni yürüyüş yolları, park alanları ve ek ziyaretçi merkezleri yapmayı planlıyor. of emotional response to the bu zamanlarda çok duygusal tepkiler görebiliyoruz. Biz de onlara şimdiki durumla ilgili ve insanların bu aşamada çevreyi korumak için yapabilecekleriyle ilgili bilgi veriyoruz. 1990'larda Enkuraç kentinin güneyindeki Portaç buzulunu görmek için ortalama 400 bin kişi bölgedeki ziyaretçi merkezine akın ediyordu. Buzulun sadece bir bölümü artık ziyaretçi merkezinden görülebiliyor ve ziyaretçi sayısı da geçen yıl 30 bine düştü. Şimdi aynısının Mendenhall Buzulu'nun başına gelmesi söz konusu ve bu olasılık belki de hiç olmadığı kadar fazla. Bu sadece bizim için değil, dünya genelinden bu buzulu görmeye gelen bütün insanlar için büyük bir erime ve bu buzul yok olduğunda burasının onlar için aynı cazibe yeri olup olmayacağını bilmiyorum. Mendenhill buzulundaki erime hafta içinde bölgede taşkınlara neden oldu. Bazı evler ve ağaçlar yıkıldı. Başkan Joe Biden göreve başladığı Ocak 2021'de soruna verdiği önemi gösterircesine eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim değişikliği özel temsilcisi olarak atadı. Keri göreve başlamasından bu yana birçok ülkeye giderek temaslarda bulundu, etkinliklere katıldı. Dünya malum sadece bir ülkeden oluşmuyor ve iklim değişikliğine kapsamlı bir çözüm için dünya genelinde her ülkenin ortak dille konuşması gerekiyor. Bunun içinse daha çok uzun bir yol görünüyor.